Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Geliyor değil mi ses? İyi. Epeydir gelemedik sevgili kardeşlerim, ziyarete geldik. Ankara tarafından geliyoruz. 15 gündür Ankara'daydık. Oralarda dün akşam Nallıhan'daydık. Bir akşam evvel Çayırhan. Ondan evvel efendim Beypazarı. İşte şeye gittik, Şerefli Koçhisar. Ondan sonra Kulu. Yozgat'a gittik. Kırıkkale, Elmadağ. Ankara'nın bazı ilçelerine gittik. İçerisinde bazı yerlerde derslerde bulunduk. Çok selamları var kardeşlerin. Elhamdülillah, yani artık insanlar kurtuluşun nerede olduğunu anladılar. Bak yerler sığmıyor. Dün akşam da öyle. Bütün millet sokakta kaldı. Hep öyle. Elhamdülillah. Allah yeni yeni geniş yerler nasip etsin. Zaten mülk Allah'ın verecek. Biz layık olduktan sonra verecek. Ama şu bir hakikat ki, hani üstadımız diyor ya, halkı sizin etrafınıza toplamak Allah'ın vazifesi. Cenab-ı Hak artık topluyor. Temeller atılmış, duvarlar çıkmış artık. Her şey bitmiş. Elhamdülillah Allah bize ayna olmak nasip etsin. Bu güzel hakikatleri bize nasip etsin. Perde olmaktan muhafaza etsin. Evet, iman hakikatleri. İman hava gibidir, su gibidir, efendim gıda gibidir. Herkesin ihtiyacı var. Herkes çay içmeyebilir, herkes süt içmeyebilir ama herkes su içer. Ağaç da içer, inek de içer, sinek de içer, çiçek de içer. وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Her canlıyı ben sudan yarattım dediği gibi, bu da bizim suyumuz, havamız, gıdamız. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin alihi ve ashabihi ecmain. Birinci nota, kendi nefsime hitaben demiştim, ey gafil nefis, bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabiyle senden müfarakat eden, senden ayrılan bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Hususan senin asrının inkırazıyla, asrının gitmesiyle, yıkılmasıyla, bitmesiyle seni terk edip arka çeviren ve bahusuz berzah seferinde arkadaşlık etmeyen ve hususan seni kabir kapısına kadar teşcih etmeyen, bir iki sene zarfında ebedi bir firak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan, hususen senin rahmına olarak husuli anında seni terk eden fani şeylerle kalbini bağlamak kâr akıl değildir. Üç tane dostu vardır diyor insanların, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Malı, komşusu, akrabası, imanı ve ameli salih. Bunların diyor malı diyor vefat ettiğin an seni terk eder. Oradaki askatıki pantolon bile senin değil. Damatla oğlan, onu bir saralım sonra bakarız. Cebinde çekler, senetler var. Terk etti bak. Araba kapıda senin değil. Duruyor, gelmiyor kabre. Birisi getirmedikten sonra gelmez. İkinci dostu, komşusu, akrabası, sevdikleri. Onlar da kabristana kadar geliyor. Onu yerleştiriyorlar. Üstünü örtüyorlar. Allah yardımcın olsun. Onu da orada bırakıyorlar. Üçüncüsü diyor, imanı ve yaptığı hayırlı amel. O kabre giriyor. Kabirde de, mahşerde de, sıratta da, berzahta da onunla beraber. Bu üçüncü arkadaşınızı diyor, çok yapmaya çalışın. Yatırım yani. Yatırım. Almanya'da çalışıyor. İzmir'de villa alıyor, dükkan alıyor, arsa alıyor. Mehmet Bey, gelecek misiniz? Ne alıyorum bunları? Yatırım olsun diyor. İlerisi için. Üç ay sonra bakıyorsun onu orada yatırmışlar mezara. Bütün yatırımlar burada kaldı. Demek ki esas yatırım, işte böyle bir yatırım yaparsan kıyamete kadar akar getirir. Sadakayı cariye diyorlar ya. Cari demek, devam eder. Cari hesaplar vardır bankada. Cari devam eden. Devam eden sadakalar. İşte bunlar devam ediyor.
Allah böyle yatırımlar yapmak nasip etsin. Amin. Oradaki buradaki yatırımlar batırım. Kalıyor burada, sen gidiyorsun gariban. Rahmetli diye çarpar toplardı, hiç çıkarma yapmazdı. Dolmayı da diyor mirasçılara attı. Yani mirasçılara fazla bölme bırakmayalım. Bak dar buraları, genişletelim, yatırım yapalım. Devamlı gelir gelecek bize. Evet, ne diyor? Senden ayrılıp günahını senin boynuna takan, hususan senin rahmına olarak husuri anında seni terk eden fani şeylerle kalbini bağlamak kâr akıl değildir. Eğer aklın varsa uhrevi inkılabatında, berzahi etvarında ve dünyevi inkılabatının müsadematı altında ezilen, bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak, ehemmiyet verme. Yani ehemmiyet verme, bırak dükkanını terk et demiyor. Yani kalbine sokma. Her an alınabilir. Onların zevalinden kederlenme. Sen kendi mahiyetine bak ki, senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki, ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen, o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fatır Hakim'in emrine muti olan o sultanla itaat et, kurtul. Demek o sultan insandaki kalp yani. Latife-i Rabbaniye. Hep o bize doğru fetva veriyor. Mesela kalbinden geliyor. Şuraya bir yardım yapayım diyor. O ses doğrudur. Elini cebine sokuyorsun. Ya yapsam mı yapmasam mı acaba falan. Yarısını mı vereyim yoksa falan. Şey yapıyor. Oradan sonra başlıyor vesveseler gelmeye. Ama oradan ilk çıkan ses doğrudur yani. İkinci nota. Hakikatta bir rüyada gördüm ki İnsanlara diyordum, ey insan, Kur'an'ın tesafirindendir ki, Kur'an'ın düsturlarındandır ki, Cenab-ı Hakk'ın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüt edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hiçbir şeyi taabbüt edecek derecede, ona tapacak derecede kendinden büyük zannetme. Çok enteresan bir şey yani. Taabbüt demek, ubudiyet, ibadet etmek. Yani Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet edilmez. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a güneşe de ibadet edilmez. Aya da ibadet edilmez. Allah'tan başka hiç kimseye ibadet edilmez. Bu noktada diyor, herkes müsavidir. İbadet edilememe noktasında her şey müsavidir. Çok enteresan bir şey kuruyor burada. Cenab-ı Hakk'ın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüt edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Ve sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Hiçbir şeyi de kendinden, efendim, tekebbür edecek derecede kendinden büyük tutma. Yani kendini onlardan büyük tutma. Bu sinektir, ne olacak deme. Onu da Allah yarattı, seni de Allah yarattı. Sinek yani bu basit. Bu Allah'ın bir mahlukudur. Sen de mahluksun, o da mahluk. Onu sinek yaratmış, seni insan yaratmış. İsteseydi seni sinek yapardı, onu insan yapardı. Değil mi? Malikel mülk. Hani demek ki, adam almış eline böyle şeyi, sinek böyle diyor, pat pat pat. Öldürüyor. Niye öldürüyorsun? Ya diyor işte sinekler falan kardeşim. Babanın sineği mi? Niye öldürüyorsun kardeşim? O sinek oraya geldiyse sen masayı silmemişsin. Pis bırakmışsın. Onun için gelmiş. Masayı silmeye gelmiş. Statü sinekler, efendim bunlar hep şeydir. Temizlik memurlarıdır. Nezafet memurlarıdır diyor. Seni uyarıyor yani. Temiz ol. Yoksa seni böyle rahatsız ederiz. Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat
mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler. Sinek de mahluktur, güneş de mahluktur, pire de mahluktur, deve de mahluktur. Yani onunla arasında bir küçüklük, büyüklük şeyi yoktur yani. Üçüncü nota, ey gafil nefis, bil ki garat-ı his nev'inden gayet muvakkat dünyayı, gayet muvakkat geçici dünyayı layemut ve daimi görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden bakıyorsun sağa sola devam ediyor. Fani nefsini de o nazar ile sabit telakki ettiğinden yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi yalnız ondan korkuyorsun. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Bir umumi dünya var, bir de bizim dünyamız var. Bak gözümüzü açıyoruz, neler var. Kapat, hiçbir şey yok. İşte hayat da böyle. Hayata gözlerini kapadı diyor. Hayata gözlerini kapadın mı hiçbir şey kalmıyor. Ama biz ne zannediyoruz? Bu dünyayla buradaki dünyayı karıştırıyoruz yani. Halbuki öyle değil. Dünyada bir ev yapmışsın sen. O dünyanın evi, senin evin değil. Sen şimdilik oturmak için sana müsaade etmişler, oturuyorsun. O senin evin değil. Senin evin bu. Her an yıkılabilir. Değil mi? Adam karşıya geçiyor koşarak. Araba bir tane patlatıyor. Karşıya geçmeden ahirete geçiyor. Her şey bitti bak. Ne kadar aldanıyoruz değil mi? Aldanıyoruz işte böyle. Hiç. Adana'da geçenlerde bir kardeşimiz, Ülker'de müdür bu. İstanbul'a gidiyordum uçakla diyor. Arkada bir telaş, ben bir ne derse okuyordum diyor kitap. Biz hep okuruz. Bütün kardeşler uçakta, otobüste, vapurda hep okuruz yani. Alışmışız. Alışmış, kudurmuştan beterdir. Okumadık mı duramayız yani. Allah devam ettirsin. Vazifemiz o ya. Ya başka bir işimiz yok. Biz onun için yaratılmışız. Adam bugün mevzu oldu bir kardeşimizle. Bak abi diyor, malımızı satmak için ne kadar diyor. Buyur kardeş, buyur diyoruz. Peki malımızı satmak için buyur diyoruz da buraya doğru buyur diyoruz mu? Yoldan geçen adam bakıyor. Kardeş nereye gidiyor? Sen gir bir çay içelim, sohbet ver, dini sohbet. Olur abi, gelirim diyor. Geliyor adam, bakıyorsa imanını kurtarıyor. Çok böyle sokaktan çağırdığımız adamlar bugün nur talebesi olmuştur. Çağıracağız yani. Çağıracağız. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam panayırlara gidiyordu ya, panayır. Panayırlara gidiyordu, insanları çağırıyordu. Yoldan geçen adamı çağırıyor, bedeviyi çağırıyor. Eyle türidu diyor. Nereye gidiyorsun? İla ehli. Evime gidiyorum diyor. Evine gitmekten daha hayırlı bir şey duymak istemez misin? İsterim diyor. Nedir o? Kul la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Buna şahidin nedir diyor. Diyeceğim ama diyor, şahidinle nereden bileyim senin Allah'ın Resulü olduğunu? Bak bir şahit istiyor. Haza şeceretü samure diyor. Samure ağacı şahit olsun diyor. Nasıl olacak? Git o ağaca de ki seni Resulullah çağırıyor. Ona söylettiriyor. Gidiyor, ey ağaç, seni Resulullah çağırıyor. Ağaç bir sallanıyor. Sürüklenerek geliyor Peygamberimizin huzuruna aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra diyor, ben Allah'ın Resulü değil miyim? Üç defa ağaç şahitlik yapıyor. Sen Allah'ın Resulüsün. Adam şaşırıyor tabii. Ağaç konuşur mu? Sonra yerine tekrar gitsin. Gidiyor. Ondan sonra izin ver diyor, sana secde edeceğim. İzin yok kimseye diyor. Secde Allah'adır. Öyleyse elini ayağını öpeceğim diyor. Öpüyor, imana geliyor. Bak yoldan geçen adamı çağırıyor. E biz de böyle çağıralım yani. Yoldan geçiyor adam, bakıyorsun. Adamda öyle bir kabiliyet var ki iki sene sonra bizi sollayıp geçiyor. Olmaz mı? Olur. Hazreti Ömer bak 40. Müslüman ama ikinci oldu değil mi? Doğru yani. Allah'ın ne kulları var. Şu anda ne kabiliyetli insan var var. Ama yolunu yordamını bulamamış. Kahvede oturuyor. Ve başka kumarhanede oturuyor. Öyle kabiliyet var adamda ki antrenörünü bulamamış. Kitabını bulamamış adam. Vallahi biz bulduysak marifetimizden değil,
Belki de en berbat biziz de bulmasaydık çok berbat olacaktık. Cenab-ı Allah evvela bize buldurdu. Yürü ya sen belki, yani belki müflis, en ziyade müflis sendin ki evvela sana verildi. Ha böyle yani kardeşler, çok böyle oluyor. Yoldan çevirdiğimiz adamlar pevkalade oluyor. Bir meselesi vardı, okuyordu. Uçakta ders yapıyormuş o kardeşimiz. Baktım diyor, bir telaş duyuyor. Doktor var mı, doktor var mı dediler. Arkada birisi fenalaşmış. 41 yaşında iş adamı. Uçakta ruhunu teslim etti diyor. Adam İstanbul'a gidiyor. Kimi aleminde neler var. Ne binalar kuracak, ne arsalar alacak, ne işletmeler yapacak. Fakat bir anda bitiyor. Tak. İşte bu kontağı kapattı. Beraber geldik diyor. Beraber döndük ama o bagajda geldi diyor. Dün bileti gidiş geliş aldığı için mecburen ölüsünü getirmişler bagajda. İşte getirmezler de bileti var çünkü. Yani bu kadar yani hiç. Böyle. Aklını başına al. Sen ve hususi dünyan daimi zeval ve fena darbesine maruzsunuz. Senin bu galati hissin ve mağlatan şu misale benzer ki, bir adam elinde olan bir aynasını, bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, bir aynamız var, bir binaya tutuyoruz, aynanın içinde bir bina oluyor mu? Koskoca bina, benim bina bu, benim aynanın içinde ya, bina da benim. Veya bir bahçeye tutuyoruz, aynanın içinde bir bahçe, benim bahçem. Veya bir şehre tutuyoruz. Misali bir ayna, bir şehir, bir bahçe o aynada görünür, değil mi? O aynanın içinde görünür. Etna bir hareket ve küçük bir tegayyür aynanın başına gelse o hayali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Ayna oynayınca bahçede oynuyor, titriyor. Ayna kırılsa bahçede yok. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bakası sana faide vermez. Senin bahçen çünkü aynanın içindeki bahçe. Bina aynanın içindeki bina, o bina değil. Çünkü senin elindeki aynadaki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynanın sana verdiği mikyas ve mizan nedir. Senin hayatın ve ömrün aynadır. Senin dünyanın direği ve aynası ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan her an o haneyi kaybedebilirsin. Çünkü burayı yumduğun an her şey bitti. O ev senin değil artık. Her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme. Adam iş yapacağım diyor, faize giriyor, borç para alıyor, işini de kuramıyor, yapamıyor, borçlarını ödemiyor, garip ödeyemiyor, garibim, sıkıntılara giriyor. Ya otur işte orada bir lokma yiyordum. Allah bereket versin de. El harisu haibun hasif. Niye hırslanıyorsun? İşte bunlar hep kaldıramadıkları, çekemedikleri yükler. Bazı kardeşlerimiz derslere gelemiyor. Abi diyor çok işliyor işletmeler. Oraya gidiyorum, buraya geliyorum. Oraya gidiyorum, buraya geliyorum. Garibin bakıyorsun oralarda işte böyle. Aynadaki bahçeye hizmet ediyor. Ayna çatlıyor. Bahçede yok. Allah korusun. İşte hizmet bu kardeşler. Ben öyle diyorum valla. Benim yaşamamın hiçbir anlamı yok. Hiç de lüzum da değil. Sabah kalktım, 3 tane zeytin yedim, bir süt içtim. Öğlen de 3 tane köfte yedim. Bu kadar. Eğer bunlarsa ben zaten bunları yemiştim daha önce de. Yani yaşamanın hiçbir anlamı yok. Ama bak buysa, onun yaşamanın anlamı var. Devamlı okuyoruz, anlatıyoruz. Kişiler geliyor, Allah razı olsun diyor. Efendim dersin diyor, kitap veriyoruz. Oluyor. Hizmet oluyor. Ve bu hizmet olduğuna göre yaşamak istiyorum. Ama bu hizmet olmasa
emin ol yaşamanın hiçbir anlamı yok. Gitmek lazım, daha çabuk yer boşaltacaksın başkalarına. Öyle sevgili kardeşlerim. Öyle Allah bize büyük bir hazine bahşetmiş. Tabii. Sonra Risale-i Nur kardeşler, nerede anlatırsan millet dinliyor. Risale-i Nur'un diyor tarzı beyanını duyan la kayıt kalamaz. Ne demek ya? Eğer adamın aklı sönmemişse, kalbi de ölmemişse bir anda şey yapıyor. Evet diyor, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana, bir küçük kurttan ipeyi giydiren, zehirli bir böcekten balı yediren onun iktidarı değil. Ya diyor, bir daha söyler misin? Bir daha söyler misin? Tabii ya. Elsiz bir böcek ne yapıyor? İpek yapıyor. Zehirli bir sinek ne yapıyor? Bal yapıyor. Kime? Bize Allah yaptırıyor. Pis ki biz o kadar söz sahibi birisi miyiz? Yok, çok pısırıkız. Ayaksız bir yılan bizi mağlup eder. Bir yılan girsin şuraya şimdi. Bir tur atsın burada, hoplatır bizi vallahi. Ezeriz birbirimizi. Hele böyle sarılıyor gibi yapsın. Bak sen ne oluyoruz burada, delikanlılar ne oluyor? Ha? Korkar abi ya. Ve bu kadar yani. Demek ki biz, insan çok acizdir. Aczi mutlak diyor. Fakrı mutlak. Evet. Dördüncü nota. Bil ki ekseriyetle Fatır-ı Hakim'in adetidir. Emniyetli ve kıymetli şeyleri ayniyle iade ediyor. Yani ekser eşyanın misliyle tazelenmesi, mevsimlerin tebettüründe, asırların değişmesinde o kıymetli ehemmiyetli şeyleri ayniyle iade ediyor. Kiraz kiraz olarak portakal portakal olarak geliyor, zeytin zeytin olarak geliyor, ölüyor, diriliyor, gene aynısı oluyor. Yevmi ve senevi ve asri haşirlerin umumunda şu kaide-i adetullah ekseriyetle muttarit görünüyor, değişmiyor. İşte bu sabit kaideye binaen deriz. Madem fünunun ittifakıyla, bütün fenlerin ittifakıyla ve ulumun şehadetiyle, ilimlerin şahitliğiyle hırkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır. Ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır. Ve mevcudat içinde en kıymetli insandır. Ve insanın bir ferdi sair hayvanatın bir nev'i hükmündedir. Ve insanın bir ferdi sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Nevi. Mesela bir koyun ne yapıyorsa dünyadaki bütün koyunlar aynı şeyi yapıyor değil mi? Ama bir insan ne yapıyorsa bütün insanlar aynı şeyini yapıyor. Bir insan ayrı bir iş yapıyor, öteki ayrı bir iş yapıyor, öteki ayrı bir iş yapıyor, öteki ayrı bir iş yapıyor. Bak şimdi. Değil mi? Birisi terzilik yapıyor, öteki marangozluk yapıyor, öbürü lokantacılık yapıyor, öbürü doktorluk yapıyor, öteki mühendislik yapıyor. Bak. Ama bir nev, mesela bir inek ne yapıyorsa bütün inekler aynı şeyi yapıyor. Bir tavuk ne yapıyorsa bütün tavuklar aynı şeyi yapıyor. Bir arı ne yapıyorsa bütün arılar aynı şeyi yapıyor. Bir insan ne yapıyorsa bütün insanlar aynı şeyi yapmıyor. Ya. İnsanlar diyor, bütün hayvanatın türlerini gösteriyor. Türlerini. Şey olarak da gösteriyor değil mi? Ya diyoruz kuzu gibi adam. Ne tilkidir o. Yılan gibi herif kardeşim. Aslan gibi delikanlı. Arı gibi çalışır. Karınca gibidir. Çekirge gibi durmaz yerinde. Öyle ya. Saymakla bitmez. Allah bizi iyi mahluka benzeyenlerden etsin. Kuzu gibi olanlardan. Vallahi. Evet, bir ve insanın bir ferdi sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Elbette kat'i bir hads ile hükmedilir ki haşir ve neş-i ekberde beşerin her bir ferdi aynı ile
cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir. Baktığın zaman ahirette bu diyeceğim bizim Ömer. Hacı Ömer ama çok yakışıklı yani böyle. Yakışıklı. Bu diyeceksin bizim Cevat. Gene aynı Cevat olarak tanıyacaksın. İsmiyle, ismi, resmiyle, cismiyle, ismiyle. Ya sevgili kardeşlerim, Allah Allah. Sekizinci nota. Ey say ve ameldeki lezzet ve saadeti bilmeyen tembel insan. Say ve ameldeki lezzet ve saadeti bilmeyen tembel insan. Demek ki çalışmakta ne varmış? Lezzet varmış. Şu bir hizmettir bak, en büyük hizmetimizin bu. Bir lezzet alıyoruz mu? Alıyoruz tabii ya. Abi diyor, üç tane yeni getirdim derse. Çok beğenmişler. Birer tane kitap alıp gittiler. Oh, seviniyor adam. Sanki birkaç kat elbise satmış gibi. Bak, Cenab-ı Hak ona o lezzeti veriyor. Neden? Onun vazifesi o esas. Esas vazifesi o. Üç tane yeni arkadaş geldi, bir derse geldiler diyor. Beş vakit namaza başladılar. Oh, ben lezzet alıyorum bak. Değil mi? Demek ki lezzet var. Amelde bir lezzet var yani. Tabii. Cenab-ı Hak kemal-i kereminden hizmetin mükafatını hizmet içinde derc etmiştir. Amelin ücretini nefsi amel içine koymuştur. İşte bu sır içindir ki mevcudat hatta bir noktayı nazarda camidat dahi, cansız şeyler dahi, evamir-i tekviniye tabir edilen Allah'ın emirleri tabir edilen şu kainattaki hususi vazifelerinde kemal-i şevkle bir çeşit lezzet ile evamir-i Rabbani'yi intisar ediyorlar. Arıdan, sinekten, tavuktan tut ta şems ve kamera kadar her şey kemal-i lezzetle vazifesine çalışıyorlar. Demek hizmetlerinde bir lezzet var ki akılları olmadığından akıbeti ve neticeleri düşünmeden mükemmel vazifelerini ifa ediyorlar. Allah Allah. Eğer desen, hemen insan aklına geliyor böyle, tamam. Zihayatta lezzet kabildir. Hadi yine keçi, koyun, insan lezzet alıyor. Cemadatta nasıl şevk ve lezzet olabilir? El cevap, cemadat kendi hesaplarına değil, onlara tecelli eden Esma-i İlahi hesabına bir şeref, bir makam, bir kemal, bir güzellik, bir intizam isterler, arıyorlar. O vazife-i fıtriyelerinin intisarinde Nur-ül Envar'ın isimlerine birer makez, birer aile hükmüne geçtiğinden tenevvür eder, terakki eder. Mesela nasıl ki bir katre su, bir zerrecik cam parçası, zatında ziyasız, emniyetsiz iken safi kalbiyle güneşe yüzünü çevirse, bakıyorsun bir cam parçası böyle, güneşe baktığı zaman o vakit o emniyetsiz, ziyasız katre ve cam parçası güneşin bir nevi arşı olup senin yüzünde, yüzüne de tebessüm eder. Bakıyorsun böyle bir ışık geliyor oradan, küçücük cam parçasından. İşte bu misal gibi zerrat-ı mevcudat, cemal-i mutlak ve kemal-i mutlak sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in isimlerine vazife perverlik cihetinde aynı olmalarıyla o katre ve zerrecik şişe gibi gayet aşağı bir dereceden gayet yüksek bir dereceyi zuhura ve tenevvüre çıkıyorlar. Madem vazife cihetinde gayet nurani ve yüksek bir makam alıyorlar, lezzet mümkün ve kabil ise, yani hayat-ı ammeden hissedar iseler gayet lezzet ile o vazifeyi görüyorlar denilebilir. Vazifede lezzet bulunduğuna en zahir bir delil. Sen kendi ağza ve duygularının hizmetlerine bak. Kendi ağza ve duygularının hizmetlerine bak. Bekâ-i şahsi
ve bekai nev'i için ettikleri hizmetlerinde ayrı ayrı lezzetleri var. Değil mi? Demek diyoruz esasında yemek yemenin maksadı neymiş? Vücudun devamıdır. Ama bir lezzet alıyoruz değil mi? Allah turşu da ver, salata da ver, şunu da ver. Evet, uyku mesela, uyku değil mi? Ve canna nevmeküm sübata diyor Cenab-ı Allah. Size uykuyu istirahat için verdim. Adam lezzet alıyor, namaza kalkıyor. Bir dakika daha diyor, 5 dakika daha yatayım. Bak uyku, çünkü uyku insan uyumasa bugün hastadır yani. Uyku uyumak bir nevi yani vacip gibi bir şey yani. Vacip tabii. Mesela bir insan yemek yemese, açlık grevine gitse, ölse nedir bu adam? Katil ya, intihar ediyor. İşte uyku da böyle. İnat etse ben uyku uyumayacağım diye böyle şey gibi olur yani. Gözleri kızarıyor, kafası ağrıyor, ona buna çatıyor. Demek ki o bir vazifedir. O vazifeyi yapmamaktan gelen o itaatsızlık onda öyle tezahür ediyor. Nasıl namazı kılmayan adam huzursuzdur. Ya diyor kafam çok bozuk, çok canım sıkılıyor, stresliyim, şuyum buyum. Neden? İbadet etmemekten gelen, ruhi gıdayı alamamaktan gelen sıkıntılar onu rahatsız ediyor. O farkında değil tabii. Ya. Demek ki Cenab-ı Hak bize vazifeler yaratmış. Bak, vazifede lezzet bulunduğuna en zahir bir delil. Sen kendi aza ve duygularının hizmetlerine bak ki, her biri bekai şahsi. Bekai şahsi, yemek içmek. Bekai nev'i, o da nikah. Bekai nev'i. Nev'in devamı için, neslin devamı için. Yemek diyor şahsın devamı için. Nikah, neslin devamı için. Ya. Bir lezzeti muaccele veriyor. Her biri bekai şahsi ve bekai nev'i için ettikleri hizmetlerinde ayrı ayrı lezzetleri var. Nefsi hizmet onlara bir terezzüz hükmüne geçiyor. Hatta hizmeti terk etmek o uzvun bir nevi azabıdır. Bak hizmeti terk ediyor. Yemeği terk ediyor tam inattan. Ne oluyor? Azap başlıyor. Ondan sonra ölüme kadar götürüyor onu. Hem en zahir bir delil dahi vazifede lezzet olduğuna dair. Hep Risale-i Nur ispatlıdır kardeşler. İddia değil. Hep ispattır yani. Teori değil, ispattır yani. Hem en zahir bir delil dahi horoz veya yavru tavuk gibi hayvanatın vazifelerinde gösterdikleri fedakarane ve merdane vaziyetleridir ki horoz aç olduğu halde tavukları nefsine tercih edip bulduğu rızka onları çağırır, yemez, onlara yedirir. Horoz bu ya, insan değil ki. Biz de horozuz ama yarısını yiyoruz yani. Hepsini vermem, eve götürmem. Karnım açsa evvela ben yerim. Ya ama horoz hiç yemiyor. Kok 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 kok. Dolaşıyor onlara yediriyor. Demek nasıl bir lezzet alıyor ki? Allah ona nasıl bir lezzet veriyor ki? O işi görüyor değil mi? İşte ispat bu yani. Yani bunu felsefeci nereden anlayacak? İçgüdüsü var. İçgüdüsüyle hareket ediyor diyor. Öyle dediler mi size, şöyle deyin kardeşler. Doğru söylüyor kardeşimiz gerçekten. Ne kadar bilgili. Hakikaten içten birisi güdüyor onu. Şimdi desen ulan zındık, ne içgüdüsü. Allah'ın şeyiyle gidiyor. Yapasa bak diyecek. Ama şimdi onun şeyini alıp da yani kitap da böyle birisi bir şey dedi mi? Evet. Fakat diyorsun. Böyle olur mu falan? Olur olur diyormuş. Fakat dedi mi işi bitti. Şimdi o da böyle içgüdü falan deyince hakikaten doğru söylüyor. Demek ki bizim görmediğimiz birisi onu içten güdüyor. Güdüyor tabii. Ben kaç defa uçağa bindim hiç pilotu görmedim. İçten güdüyor adam. Orada içeride oturmuş güdüyor. Değil mi ya? Karşıdan bakıyoruz araba gidiyor. Görüyoruz mu insanı? Görmüyoruz. Güdüyor içten birisi onu. Böyle dediğin zaman böyle bir müsalaha oluyor yani musalaha. Bir barış oluyor, barış. Ama direkt karşı çıktın mı adam, o da inatlaşıyor, bu sefer dinlemiyor. Ona bir hakikat payı vereceksin. Doğru söylüyor kardeşimiz. Bizim görmediğimiz bir kuvvet içten gülüyor onu. Evet. Çok doğru. Evet. Hem en zahir bir delil de horoz veya yavru tavuk gibi hayvanatın vazifelerinde gösterdikleri fevkalade ve merdane vaziyetleridir ki
horoz aç olduğu halde tavukların hepsine tercih edip bulduğu rızka onları çağırır. Yemez, onlara yedirir. Ve bir şevk ve iftihar ve tenezzüz ile o vazifeyi gördüğü göründür. Demek o hizmette yemekten fazla bir lezzet alır. Hem küçük yavrularına çobanlık eden tavuk dahi yavrularının hatırı için ruhunu feda eder, ite atılır, kendini aç bırakıp onları doğurur. Bunları hep görüyorduk biz kardeşler. Yani ben bu kitapları okumadan tavuklarımız vardı. Ama bu şekilde görmüyorduk yani. Demek o hizmette öyle bir lezzet alır ki açlık acısına ve ölmek elemine tereccüh eder, ziyade gelir. Allah ona öyle bir lezzet veriyor ki canını feda edebiliyor o lezzet için. İşte demek ki bir mümin de imanından, Kur'an'ından, dininden öyle lezzet alıyor ki canını feda ediyor. Din için değil mi? İman için canını feda ediyor. Ne diyor üstadımız? Gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. 25 milyon vatandaşımın imanını selamette görürsem cehennemin alevleri için yanmaya razıyım. Zira vücudum yansa da ruhum gül gülistan olur. Eğer Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem diyor. Orası da bana zindan olur. Ya kim nasıl bir lezzet alıyor ki her şeyini feda etmiş. Havva'nın valideler yavrularını küçük iken vazifeleri bulunduğundan lezzetle himayeye çalışır. Büyük olduktan sonra vazife kalkar, lezzette gider. Bazen yavrusunu döver, elinden taneyi alır. Yalnız insan nev'indeki validelerin vazifeleri bir derece devam eder. Çünkü insanlar da zaaf ve arz itibariyle daima bir nevi çocukluk var. Her vakitte şefkate muhtaçtır. Şimdi bak kardeşler, yani bu tavuk bak ne diyor? Büyük olduktan sonra vazife kalkar, lezzetle gider, bazen yavrusunu döver, taneyi elinden alır. Ne kadar açık bir şey değil mi? Niye batıyorsun? Kakalıyor kendi yavrusunu taneyi almak için. Halbuki bir ay önce canını feda ediyordu. Demek ki hakikaten içten birisi güdüyor yani onu. Böyle yapacaksın diyor. Çünkü eğer öyle olmasa o yavrular selamete çıkmazlar. O nesil devam etmez. Çünkü bir liderdir o. Liderin iki tane vasfı var. Hem cesur olacak hem de şefkatli olacak. Cesur olacak, milletine kimseyi ezdirmeyecek, şefkatli olacak, kendisi ezmeyecek. Böyle işte. O da bir lider. Hayvanıyla, evet burayı da okuduk. İnsanlar diyor, çünkü insanlarda zaaf ve acz itibarıyla daima bir nevi çocukluk var. Her vakitte şefkate muhtaçtır. İşte umum hayvanatın horoz gibi çobanlık eden erkeklerine ve tavuk gibi validelerine bak, anla ki bunlar kendi hesabına ve kendileri namına kendi kemalleri için o vazifeyi görmüyorlar. Çünkü hayatını vazifede lazım gelse feda ediyorlar. Belki vazifeleri onları o vazifeyle tavzif eden ve o vazife içinde rahmetiyle bir lezzet derc eden Mün'im-i Kerim'in hesabına ve Fatır-ı Zülcelal'in namına görüyorlar. E bunları belgeseller de anlatıyor değil mi? Fakat onlar Allah'a havale etmediğinden, oluşuyor işte bunlar da doğanın harikaları, doğa ne kadar güzel tanzim ediyor, doğa ne kadar güzel şey yapıyor. Belki için ruhsuz bir şey oluyor yani. Ama üstadın verdiği ders, kainat kitabını bize okutuyor ama Allah hesabına okutuyor. Hep okuttukları ne oluyor? İman oluyor. İmana güç oluyor. İnsanın imanını arttırıyor. Öteki hiçbir şeyini arttırmıyor. Ama imanlı bir insan seyrediyorsa tabii o ona döndürüyor tabii. O tabiat diyor, Allah diyor tabii. Hem nefsi hizmette ücret bulunduğuna bir delil de şudur ki nebatat ve eşşar, yani eşşar ağaçlara eşşar der. Şecer, eşşar çoğul. Nebatat da otlar, böyle domates gibi, biber gibi, patlıcan gibi, bunlar nebat. Odunlu olanlar, odunlu, onlar da eşşar. Nebatat ve eşşar, bir şevk-ü lezzeti ihsas eden bir tavırla Fatır-ı Zülcelal'in emirlerini imtisar ediyorlar. Çünkü dağıttığı güzel kokular ve müşterilerin nazarını celbedecek ziynetlerle süslenmeleri ve sümbülleri ve meyveleri için çürüyünce kadar kendilerini
feda etmeleri ehli dikkate gösterir ki onların emri ilahinin imtisalinde öyle bir lezzetleri var ki nefislerini mahvedip çürütüyorlar. Hem orada duruyor böyle. İncir boynu büküyor. Yemediniz mi diyor, koparmadınız böyle. Boynu büyük derler ona. O zaman çürüyünceye kadar orada duruyor. Bak, başında çok süt konserveleri taşıyan Hindistan cevizi ve incir gibi meyveder ağaçlar. Bak başında çok süt konserveleri taşıyan. Öyle bir söylüyor ki insanın böyle merakını çekiyor. Süt konservesi. Konserve deyince adam hakikaten marketteki konserve gibi bir şey birden ayarlıyor. Sonra düşünce doğru ya diyor. Hindistan cevizde bir konserve. Sallıyor, şakır şakır süt var içinde. Bak başında çok süt konserveleri taşıyan Hindistan cevizi ve incir gibi meyvedar ağaçlar rahmet hazinesinden lisan-ı hal ile süt gibi en güzel bir gıdayı ister alır, meyvelerine yedirir, kendi bir çamur yer. Ne muazzam demin. Bu gözümüzün önünde tabii böyle göre biz alıştık artık bundaki harikalığı göremiyoruz. İncir ağacı, işte, şeftali ağacı, kayısı ağacı. Ne demek kardeşim? Odun işte. Odun. Hepsi odun. Odun. Değil mi? Şimdi mesela bir lokantada bir sürü porselen tabak var değil mi? Giriyorsun, ver bir köfte, ver bir hoşaf, ver bir cacık, ver bir pilav. Aynı tabağı oradan alıyor, koyuyor. Tabaklar aynı, içindekiler ayrı. İşte Cenab-ı Allah'ın da tabakları odundan. Odundan tabak. Değil mi? Odundan tabakta birinde incir var, birinde kayısı var, birinde erik var, birinde zeytin var, birinde şeftali var, birinde kayısı var, birinde portakal, mandalin, muz, fıstık, fındık, ceviz. Odundan tabak. Eğer biz bu nimetleri Allah'tan değil de bu odunlardan bilirsek, odun gibi gideriz öbür tarafa. Doğru cehennem sobasına. Ya Allah bizi imtihan ediyor. Harikaları önümüze sermiş. Ama biz o harikaları göre göre ülfet hastalığıyla öyle bakıyoruz. Çubuk çok cins bir çubuk diyor. Bu çok cins bir çubuk. Bu tarla var ya diyor, ne kavun yapar be. Hele biraz da gübre de attın mı diyor. Gübre kavuna lezzet verir diyor. Yapma be abiciğim, yapma Allah aşkına. İçim bulamıyor. Ya gübreden hiç lezzet olur mu Allah aşkına? Sen aklını mı yedin kardeşim? Aklını mı kaybettin? Ne oluyor ya? İşte oluyor, Allah seni imtihan ediyor. Tamam diyor. Çünkü o gübre öyle bir gübre ki hangisine dökersen güzel oluyor değil mi? Kavuna koyuyorsun tatlı oluyor. Zeytine koyuyorsun yağlı oluyor. Bibere koyuyorsun acı oluyor. Ötekine koyuyorsun. Yani Rabbim gösteriyor ki bak kullarım, kafayı çalıştırın. Bunu gübreden bilmeyin, gübreleşirsiniz sonra. Bunu benden bilin. Bu benim ikramımdır. Sizi imtihan ediyorum. Bu dünya imtihan yeridir. Ne diyor? Her bir inek, deve, keçi, koyun gibi mübarek hayvanlar. Bismillah der. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Rahmet feyzinden. Süt çeşmesi. Çeşme. Çeşmenin suyu var mıdır kendi suyu? Yoktur. Başka bir yerden su gelirse çeşmeden akacak değil mi? Sular kesildi mi çeşmede su yok. İşte ineğin memesinde de süt yok. Sıkıyorsun akıyor. Ya bu delik küçük biraz genişletelim desen kan akar. Kur'an-ı Kerim de öyle diyor. Estağfurullah, bismillah. Min beyni fersin ve demin. Dem kan demek. Fers de hayvanı kestiğimiz zaman karnından çıkıyor ya. Çarçöp. Kendisi çıkarırsa ters. Fersmiş o. Allah Allah. O kadar açık ya. Min beyni fersin ve demin lebenen halisan. Halis bir sütü veriyorum diyor. Sayran şaribin. İçtiğiniz zaman boğazınızdan kayarak gider. İşte bu kadar burada veriyor. Burada dersini veriyor.
ahırda da imtihan ediyor. Moo diyor inek. Sağıyor. Nasıl hacım? Be, mantafan da ya. Gavur yapıyor be ya. Gavurun, elin gavuru neler yapıyor ya. Ya elin gavuru yapmıyor. Onda zaten o var. O adam o vazifeyi yapıyor. Fiili duasını yaptığı için Cenab-ı Allah da karşılığını veriyor. Aynı şeyi sen yapsan sen de elde edeceksin. O sütü veren Allah'ın lütfudur. Demiyor ya şu hayvana bak Allah aşkına. Şuursuz, ilimsiz, bilgisiz. Sıkıyorum memesinden şakır şakır süt akıyor. Allah bizim rızkımızı bu hayvanla gönderiyor. Kurban olayım Allah'a diyeceğine orada perdeleniyor kalıyor. Müslüman mı ha? Belki de hacı. Tabii. Diyor ya üç tane dehşetli kelimeler var. Teşekkere bir nefsi, iktizatü tabiat, evcedetül esbab. Bu dinsizliği işman ediyor. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyor diyor. Ehli iman ama yanlış kullanıyor. Onun için bu kitaplar bize perdeyi kaldırıyor. İman çünkü devamlı tazelenmesi lazım. Ceddidû imâneküm bi lâ ilâhe illallah diyor. İmanınızı lâ ilâhe illallah hakikatiyle teşdit ediniz, yenileyiniz. Bu lâ ilâhe illallah'tır bu. Teminden beri lâ ilâhe illallah okuyoruz. Lâ ilâhe illallah kelime-i tevhid. Tevhidin kelimesi o, kelime. Bu ise hakikati. Bir ekmek, ekmek, ekmek dersin, bir de ekmeği yersin. Onun gibi ekmek, ekmek dese bir adam karnı doymaz. Ama ekmeği yerse işte bu. Şimdi bu işte tevhidin hakikati. Öteki kelimesi, zaten ismi üstünde. Kelime-i tevhid. Şimdi kardeşler, üstad böyle muhakematta bir mevzudan bahsediyor da, diyor Cenab-ı Allah o kadar harikalar yaratmış ki kainatta, fakat insanoğlu o harikaları görmediğinden, göremediğinden başka harikalar alayıp kendini onunla tatmin etmeye çalışıyor. Mesela balığın diyor kuyruğunda Allah yazıyor. Ya balığın her tarafında Allah yazıyor. Sen onu göremediğin için onu bakıyorsun. Baksana şu balığın gözlerine. İki tane boncuk gibi. Biri aşağıda biri yukarıda değil. Baksana onun ağzındaki düzgünlüğe. Baksana vücudundaki o efendim simetrikliğe. Baksana o vücudundaki o nizam ve intizama. O ziynete bak. Ne yapacaksın kuyruğunda yazan? Her tarafında Allah yazıyor. Fakat onları göremediğinden onları bakmıyor. Görülmemiş bir şey arıyor yani. Değil mi? Yani tabii. Mübalakacıların diyor, cehli mürekkebin hemşiresi, nazarı tatsatinin annesi olan Ülfet diyor, mübalakacıların gözlerini kapatmış. O hakikatleri göremediklerinden başka bir şeyle arıyor. Yani diyor kapalı kapları diyor, yalaya yalaya usanmış kapağı kaldırsa içinde yiyecekler var. Fakat kapağı açamıyor, kapağı yalıyor. Ya hiçbir lezzet gelmiyor. Yalıyor, yalıyor, lezzet alamayınca bu sefer usanıyor, başka bir yerden lezzet almaya çalışıyor. Öyle değil mi? Ya baksana biz ne harikayız ya. Hep tarafta Allah yazıyor bak. Şunlara bak Allah aşkına. Herkesin kulağı iki tane burada değil mi? Bu nereden geliyor? Bu taktuk. Ben mi yapıyorum? Öyle mi ya? Ha. O da Allah. Tabii ya. Acayip. Şuraya bak ya. Allah iki tane şöyle kulak koymuş değil mi? Sesleri ayırt et. Şuraya bir tane koy, kokuları. Kapat gözünü. Oh elma, sucuk, pastırma, börek, çörek. Nedir bu ya? Ya Adapazarı kadar bir burun olsa bunu yaptığı işi yapmaz. Allah onu bir parça ete yaptırıyor. Şuraya da bir tane koy, bir tatlar. Ne götürürsen tadıyor. Sür bakalım kavunu suratına. Bunu ben geçenlerde uçakta Mehmet Altan var profesör. Onu anlattım da. Yahu dedi çok çarpıcı sözler bunlar. Dedim Mehmet Bey dedim Cenab-ı Allah bizi ne kadar çok seviyor. Bak dedim kavuna tat vermiş, ağzımıza tat alacak duygu da vermiş. Yoksa eğer böyle bir duygu vermeseydi burası da et,
Burası da et. Sür bakalım kavunu suratına. Sür köfteyi suratına. Bir tat alırım almak. Eğer ağzımıza tat alma duygusu diye bir duygu vermeseydi, bu nimetlerin bir kıymeti var mıydı? Yoktu. Değil mi ya? Allah neler vermiş bize. Sen ne yapacaksın? Ne diyor? Ey nefis, kainatın uzak çöllerine gidip saniyin ispatına deliller toplamaya ihtiyaç yoktur. Şu cisim kafesine bak diyor. Şu cisim kafesine bak. Ne harikaları asmış oraya. Ne harikaları takmış oraya. Allah bize insaf versin. Allah bizi gafletten uyandırsın. Ya vallahi çok berbat yani. Gaflet çok fena. Evet. Bak başında çok süt konserveleri taşıyan Hindistan cevizi ve incir gibi meyvedar ağaçlar. Rahmet hazinesinden lisan-ı hal ile süt gibi en güzel bir gıdayı ister alır. Meyvelerini yedirir, kendi bir çamur yer. Hem nar ağacı, safi bir şarabı yani içecek. Hazine-i rahmetten alıp meyvesine yedirir. Kendisi çamurlu ve bulanık bir suya kanaat eder. Hatta hububatta dahi sümbüllenmek vazifesinde zahir bir iştiyak görünür. Nasıl ki dar bir yerde hapsedilen bir zat bir bostana ve geniş bir yere çıkmayı müştakane ister. Öyle de hububatta sümbüllenmek vazifesinde öyle sürurlu bir vaziyet, bir iştiyak görünüyor. İşte sünnetullah tabir edilen, kainatta cereyan eden bu sırlı uzun düsturdandır ki işsiz, tembel, istirahatla yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar ekseriyette sayeden çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çekerler. Çünkü daima işsizler ömürlerinden şikayet ederler, eğlencelerle çabuk ömürlerinin geçmesini isterler. Bir taraftan Allah gecinden versin diyor, öbür taraftan da vakit geçmiyor diktim, biraz vakit geçireyim diktim diyor. Sahibenler ve çalışanlar ise şakirdirler, hamd ederler, ömürlerinin geçmesini istemezler. El-müsterihul atul şakin min umrihi ve sa'in ve sa'ul amiru şakirun. Külli düsturdur. Hem o sır iledir ki rahat zahmette, zahmet rahattadır. Cümlesi darb-ı mesel olmuştur. Evet, cemaatata dikkat edilse, cemaatata dikkat edilse, bir kuvve yalnız istidat ve kabiliyet cihetinde nakıs kalıp inkişaf etmeyenlerin gayet bir iştihat ve sayre imbisat edip bir kuvveden bir fiil suretine geçmesinde meşkur sünnet-i ilahiye düsturuyla bir tavır görünüyor. Yani atıyoruz buğdayları. Bakın böyle fırça gibi çıkıyor. Her yer yeşil. Bir de yağmur yağdı mı artık şevkleniyor. Ve o tavır işaret eder ki o vazife-i fıtriyede bir şevk ve o meselede bir lezzet vardır. Eğer o camidin umumi hayattan hissesi varsa, mesela bir ağacın, bir çiçeğin, bir bahçenin umumi hayattan hissesi var tabii. Şevk kendisinin olur. Yoksa o camidi temsil eden, nezaret eden şeye aittir. Hatta bu sırra binaen denilebilir ki, latif, nazik su, incima demirini aldığı vakit, don emrini aldığı vakit, şiddetli bir şevkle o emre imtisal eder ki, demiri şak eder parçalar. Şimdi bunun sırrını bilmiyor mesela maddeci. Diyor ki efendim niye bu koskoca arabanın motorunu patlatıyor? Blok. Efendim döküm bloğu patlatıyor su. İçindeki su ne kadar? 2 kilo su. Cami sarı yumuşacık bir su yani. Bunda ne kuvvet var ki koca demiri patlatacak? Demiri patlatan o değil. Demiri patlatan Allah'ın emri. Suya diyor ki genişlen. Emri Rabbani'si geliyor. Genişlen deyince su genişliyor tabii. Genişleyince patlatıyor. Ağzı kapalıysa tabii. Ağzı kapalı değilse kenardan taşıyor. Neler bak görüyor musun? Bak fizik dersi veriyor bize burada. Adam fizik okuyor ama fizikten haberi falan yok. Uyduruyor. Öyle patlıyor. Niye patlıyor? Patlıyor falan. Demek yürüdet ve tahtes sıfır. Soğun lisanıyla
ağzı kapalı demir kaptaki suya genişlen, emri Rabbani'si tebliğ edilince, genişlen, emri Rabbani'si tebliğ edilince, şiddeti şevkle kabını parçalar, demiri bozar, kendisi buz olur. Demiri bozuyor. Neden? Allah'ın emri. Bu kadar ya. Allah'ın hikmeti, Allah. Kol dedi mi oluyor, çık dedi mi çıkacaksın oradan, ne olursa olsun. Bizim bir inek vardı, hamile, doğuracak. Babamla annem bir yere gittiler, oğlum dediler, ineğe mukayyet ol, ufakım. Belki de doğurur falan. Ben de bekliyorum bir dana gelsin de seveyim falan. Baktım inek ıh yapıyor falan, doğum yapacak. Ulan başladım ben de ağlamaya, acığım hayvan böyle bökülüyor falan. Yahu diyorum nasıl çıkacak lan oradan? Normalde çıkmaz. Allah'a çıkmaz. Fettah ismiyle Cenab-ı Hak onu genişlendiriyor. Genişlen! Baktım dana geliyor böyle. Denize atlar gibi böyle kafası çıktı, ayakları falan. Ben bir çul var orada koyuyorum, inek diyorum danayı yere düşürmesin, tozlanmasın. Tak dönüyor, çulu bu tarafa götürüyorum, gene dönüyor falan. Bir türlü yapamadım yani. Gene danayı yere düşürdü. Koskoca dana geldi, Allah Allah. Demek ki Cenab-ı Allah Fettah ismiyle orada tecelli ediyor. Onu oradan çıkarıyor. Çıkmaz mı? Çıkmaz abi. Allah çıkarırsa çıkar tabii. Demek bak latif, nazik su incimat emrini aldığı vakit öyle şiddetli bir şevkle o emre imtisal eder ki demiri şak eder parçalar. Demek virudet yani soğukluk. Tahtes sıfır, sıfır altı. Soğun lisanıyla ağzı kapalı demir kaptaki suya genişlen emri Rabbani'si tebliğ edilince şiddeti şevkle kabını parçalar, demiri bozar, kendisi buz olur. Ve hakeza her şeyi buna kıyas et ki güneşlerin deveranından, serü seyahatlarından tut ta zerrelerin Mevlevi gibi devir etmelerine ve dönmelerine ve ihtizazlarına kadar kainattaki bütün sayu hareket kanunu kaderi ile ilahi üzerine cereyan ediyor. Ve desti kudreti ilahiden sudur eden ve irade ve emir ve ilmi tazammun eden emri tekvini ile zuhur eden hatta her bir zerre, her bir zerre. Mesela şimdi telefon ediyoruz değil mi bir yere? Avustralya ile görüşüyoruz. Bir anda sesiniz oraya gidiyor. Bir anda. Alo diyorsun hemen gidiyor. Öyle bir yarım saat falan geçmiyor yani. Nasıl gidiyor? Adam izah efendim diyor işte zerreler diyor. Elektromanyetik dalgaların hareketiyle diyor. Titreşimle gidiyor diyor. Ya nasıl titreşiyor? Ne demek titreşim? Titreşim ne demek kardeşim? Diyor ya üstadımız. Fenni bir nam takar. O büyük diyor ilahi sanatı küfran perdesini çeker. Kafir demek zaten lügat manası örtmek demek. Sen tam Allah diyorsun ya canım tabiatı bahadır. Tabii kural o bir kural. Hatta her bir zerre, her bir mevcut, her bir zihayat bir nefer askere benzer ki orduda muhtelif dairelerde o neferin ayrı ayrı nispetleri vazifeleri olduğu gibi her bir zerre, her bir hayatın dahi öyledir. Mesela senin gözünde bir zerre, gözün hücresinde ve gözde ve asab-ı veçiyede ve bedenin şerain tabir edilen damarlarında birer nispeti ve o nispete göre birer vazifesi ve o vazifeye göre birer failesi vardır. Ve hakeza her şeyi ona kıyas et, buna binaen her bir şey bir kadir-i ezeliğinin vücubu vücuduna şehadet eder. Ve ahiru davahım enilhamdülillahi rabbil alemin. Bitti mi? Şimdilik bitti. Belki bir şey isteyecekler vardır. Artık böyle şeyler var.